Minik. Arkadaşlar. 20 dakika vaktimiz var. Program bitiyor. Gerçekten de çok az zamanımız kaldı. Daha tam sohbet edemedik adamlarla. İnternette bu parçalar patlıyor. Tıklayanlar var. İnternet kullanıyorsun değil mi? Tabii. Yani sosyal medya anı. Elim ayağım gibi. Sana çok acayip bir adam tanıştıracağım. Semih. Pis. Semih. Pis. Hep senin yüzünden. Takibe takip. Karşılıklı takip. Takip edeni anında takip ederim. Geri takip. Biliyor musun? O hepimiz o mu bu? Takibe takip. Gençler seviyor ama. Gençler seviyor. Gençler seviyor herkesi. Takibe takibi bulan adam işte bu adam. İnternetteki takibe takip. Semih bir tanıt kendini hemen. Hızlı. Semih Varol, 18. Bartın'da doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Çok sürmeyecek. Twitter'ı bir senedir kullanıyorum. Hızlı konuşuyorum. Karadeniz'deyim. Evet. Nişantaşı Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi. Arkadaşlarım senden bekliyor. Nereden aklına geldi takibe takip? Nereden geldi? 2013'te bir anda sabahın köründe oturuyordum evde. Canım sıkıldı yaptım. Nasıl? Öyle tuttu. Yani. Sabahın Semih beşinde. Varol'la karşılıklı takip diye başlattı abi bunu. İlk TT Semih Varol takipçileri takipleşiyor. Hashtag'i oldu. 36 saat gündemde kaldı ve Selena Gomez'in hashtag'ini solladı. Tüm senatörler bana taş attılar. Öyle patladım yani. Nece konuşuyor? Evet. Ay ben evet. Değil. Hızlı hızlı. Bizim oradan ben hızlı konuşuyorum. Hızlı konuşuyorum. Onun için zamanımız az diye. Evet. İstediğin kişiyi TT yapıyormuşsun. Biz bugün evet. Trend topik olmuşuz. Evet. Şu an birinci sıradasınız. Benim takipçilerim bayağı tweet gönderdiler. Ben rica ettim. Varol Tayfa. Bizim İstediğin kişiyi TT yapıyor musun? Evet. 600 kere oldum ben TT şu an. 600 kere oldu. Evet. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci adam mısın? Şu an Türkiye'de ikinciyim. Galatasaray üçüncü. Abi bize de bekledim. Peki. Gelsene. Fenerbahçe canlı. Yani. Gerçekten adam. Peki. Para kazanıyor musun bu işten? Kimi? Para kazanıyor musun bu işten? Para kazanıyor musun? Bu soru gizli olsun. Peki gizli olsun. Demek ki kazanıyor. Peki. Şu an bir şey istesem senden TT yapabiliyor musun? Evet yaparım. İrem Derici erkekmiş. TT yap. İrem Derici erkekmiş. Biraz sonra telefondan deneyeceğim. Vakit yeterse programı sonunda birlikte bunu... Yok yapmana gerek yok. Şu sohbetten sonra zaten TT olur inşallah. Yani. Sana gerek kalmadan. Buradan şey demek istiyorum. Şöyle. Tüm takipçilerim selam bekliyor. Şu anda 500 bin insan sizden selam bekliyor. 500 bin kişi. Yani çoğusu bekliyordur. Yani. Kurban olurum onlara sen. Ne diyorsun ya? Senin takipçin, benim takipçin. Semih Varol takipçilerine selam olsun derseniz sevinirim. Herkese selam olsun senin başın. Kalk lan oradan. Bak sen otur oraya sen. Şakası. Lan gitme oğlum şakası. Ama abi biz bilemedik kıymetini onu. Ya, bilemedik baştan ki. Çocuğa laf attınız. 500 bin takipçi var şu anda. Kurban oluruz biz de. Ha? Biz de oluruz. Hepimiz. Seni biz çok seviyoruz. Son bir şey demek istiyorum. Twitter'da lakabım kazandıran adam. Beni takip edenler kazanıyor gerçekten. Bah. Türkiye'de başka böyle bir şey yok yani. Dünyada da yok. Peki. Bu böyle yani. Ya bu böyle kazanıyor. Bilinsin diyorsun. Evet. Semih'e teşekkür ediyoruz. Alkışlar Semih'e. Sağ olun. Şeker adam ya. 500 bin takipçi. Efendim devam ediyoruz programa. İrem Derici, O Ses Türkiye'de şarkısını söyledi. Hiç kimse dönmedi. Bir tek Hülya Avşar döndü. Doğru mu? Evet. Hülya Avşar'la bunun röportajını yaptık. Ciddi mi? Evet. Yani neden bir tek sen döndün? Mutlu musun? Keyfin yerinde mi diye. Hazırsa Hülya Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz bize zamanını ayırdığı için. Şaka gibi. Gerçekten o da başka bir alçak gönüllü. Bir izleyelim, buyurun. Döndüm de ne oldu? Söyleyin, döndüm de ne oldu yani? O günden beri bir kere bizi İrem'le yan yana gördünüz mü? Yani gerçekten aslında hiç tarzım değil bu şekilde konuşmak ama... Yani insanlar şükretmeyi bilmezse, yani insanlar kıymet bilmezse Allah'ın gücüne gider. Düğün oldu şimdi İrem'in, düğünü. Yani insan... Bir düğününe çağır. Neymiş efendim? Adam başı bilmem kaç paraymış da bilmem neymiş de işte kendi aralarında... Yuh! Keşke Demet'e, Gülşen'e falan dönseydim yani. Sıla'ya dönseydim yani. Hiç olmazsa onların üstünden para kazanırdım en azından ya. Kolay kolay affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Bir tek şartla affederim canım. Hani konserlerinden, işte yapacağın albümden, sayemde yapacağın albümlerden... Yüzde verirsen yani. Ben %30 düşünüyorum ama oturur konuşuruz. Hiç önemli değil. Yani oturur konuşur bir şekilde anlaşırız tabii ki. Mümkün değil başka türlü affetmem. Yani o da inan yani şeyden değil. Yardım için yani bir yerlere vereceğim. Kendim için istiyorsam namerdim. Hadi daha fazla konuşamayacağım Allah aşkına. Yani bana İrem dediğiniz zaman geliyorlar.
Aşığım. Hülya Avşar'a aşığım. Bu kadar mükemmel bir insan. Ne kadar vakit geçirdiniz bir arada? Yarışma esnasında sürekli beraberdik. Sürekli. Ve benim ondan önce ondan sonra diye ayırıyorum hayatımı. Valla sana söyleyeyim. Bu ülkede ayakta nasıl kalınır, neler yapmak gerek diye ders verebilir yani. Sana söyleyeyim yani. İnanılmaz onun için yani. Doğru bir insanın yanında. Yıllardır ayakta duruyor hala. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.